Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Dünyanın dört bir yanından turizmcileri ağırlayan Emit 2018 Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Bu yıl 22.'si düzenlenen ve dünyanın 5. büyük fuarında ilimizin kültür ve turizm potansiyellerinin tanıtımı için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Emit Fuarı'na katıldı. Aksaray Valiliği koordinasyonunda Aksaray Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, Güzel Yurt, Gül Ağaç, Sultanhanı, Kaymakamlık ve belediyeleriyle turizm bölgelerimizde yer alan diğer belediyelerimiz ve turizm sektöründe bulunan acente ve işletmelerin temsilcilerinden oluşan ekip, 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi'nde ilimizin tanıtımı faaliyetlerinde bulunacak. Aksaray'ı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yoğun mesai harcayan Aksaray Belediyesi, şehir merkezinde ana arterler başta olmak üzere tüm il genelinde kar temizleme çalışmaları yapıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri 24 saat vardiya sistemiyle çalışıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezine düşen kar yağışının ardından gece saatlerinden bu yana aralıksız çalışmaya devam ediyor. Toplamda 300 ton tuz kullanan ekipler dün akşam birçok caddede ve mahallede karları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı. Aksaray merkezde en kritik noktaları temizleyen ekipler ayrıca hastanelerin etrafını trafiğe açarak ulaşımı sağladı. Park ve bahçelerle Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kaldırım ve ara sokakları elle açma çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadele için 7/24 hizmet veren ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yolların sürücüler ve yayalar açısından emniyetli hale gelmesini sağlıyor. Açılan yollar kar yağışının devam etmesi nedeniyle tekrar kapanırken ekipler sürücüleri yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yollara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Fırtına ardından yoğun kar yağışının etkisiyle yine dikkatsiz sürücüler yüzünden meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Aksaray'da buzlanmadan dolayı meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 polis, 1 uzman jandarma ve 10 kişi tedavi altına alındı. Kazalar Aksaray-Ankara Karayolu Sapmaz ve Baymış mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde buzlanmaya neden oldu. Buz pistine dönen Ankara yolu Sapmaz ve Baymış mevkiinde her 100 metrede kazalar meydana geldi. Kazalara müdahale etmeye giden polis memurları ve bir uzman jandarma da yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı'na ait Hikmet E idaresindeki koruma aracı buzlanmadan dolayı kayarak polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosunun önünde kaza raporu tutan polis memuru İbrahim A, jandarma uzman çavuş Mehmet Ülkü Y ve koruma aracında bulunan koruma polisi Göksel Ç yaralandı. Diğer kazalarda ise 10 kişi yaralandı. Ayhan D, Refik C tır aracında yaralanırken Hayriye L, Şahsenem L, Şemsettin L ve Özalp L şarampole uçan otomobilde Aydın A, Damla S, Merve S, Yasemin S tır aracına çarpan otomobilde yaralandılar. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Aksaray'da etkisini gösteren fırtına ve kar yağışı nedeniyle ne yazık ki 3 ayrı adreste 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aksaray'ın Nakkaş Mahallesi başta olmak üzere Gül Ağaç ilçesi ve Gül Ağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 8 kişiyi zehirledi. Nakkaş Mahallesi'nde, Gül Ağaç ilçesinde ve Kızılkaya köyünde evlerindeki sobayı açık bırakarak uyuyan 8 kişi zehirlendi. Evlerinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen vatandaşlar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soba zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Tarım Platformu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.
Heyet sözcüsü olarak söz alan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Afrin Harekatı'na destek mesajlarını yinelerken Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tarım Platformu üyeleri Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şahin, Aksaray Süt Üreticileri Birliği Başkanı Esat Zengin ve Aksaray Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Emrah Karaaslan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Biz bugün Tarım Platformu olarak şehrin emini olan Sayın Belediye Başkanımızı ziyarette geldik. Kendisine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten son 3-4 senede Aksaray'ın çevresini değiştirdi. Çok önemli projelere imza attı. Özellikle Efor bölgesindeki alt geçit, Pirmehmet Paşa Çarşısı, Kadın Aktivite Merkezi, Salı Pazarı, Yaşlılar Dinlenme Evi gibi çok önemli Aksaray'ın ihtiyacı olan çalışmaları şehrimize kazandırdı. Biz de Aksaray Tarım Platformu olarak tabii bunları yakından takip ediyoruz. Kendileriyle bu konuyla ilgili istişarede bulunuyoruz zaten. Biz de bugün bu sonuçlanan projelere dolayı teşekkür etmeye geldik. İnşallah daha iyi projeleri bekliyoruz. Çünkü çıta her gün yükseliyor, şehir büyüyor. Özellikle akşam saatlerinde o kadar trafik yoğunlaşmış ki gerçekten Aksaray zenginleşiyor, ülkemiz zenginleşiyor. Bunu da Aksaray'da hissediyoruz. O yüzden büyüyen ve gelişen Aksaray'da çok önemli çalışmalar yaptı kendileri. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ülkemiz de zor bir süreçten geçiyor. Şu anda terör örgütlerine karşı çok ciddi bir mücadele var. Şanlı ordumuzu, kahraman ordumuzu Yüce Rabbim korusun diyoruz. Biz de devletimizin, milletimizin yanındayız. Oradaki askerler kadar bu vatana, bu millete canımızı, kanımızı, malımızı, her şeyimizi vermek taraftarıyız. Can Allah'ın, mal devletin diyor. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.